Pardon, bakar mısınız? Pardon. Siz mi ilgileniyorsunuz? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben doğum günü organizasyonumu burada yapmak istiyorum da yetkili biriyle görüşebilir miyim? Restoran tarafı sizinle ilgilenecektir, az ileride. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. İpek ben, yeni başladım, tanışamamıştık. Selam, Mine ben de. Hayırlı olsun. Nasıl, alışabildin mi? Teşekkür ederim. Alışmaya çalışıyorum diyelim. Ben bakarım. Buyurun. Kılıç Engi Otel, nasıl yardımcı olabilirim? Bu masa güzelmiş. Burası olur bence. Burayı genellikle kalabalık gruplar için ayırıyoruz. Siz kaç kişi olacaksınız? 5-6 kişi falan olacağız. O akşam için bir rezervasyonumuz yok. İsterseniz sizin için bu masayı ayırabiliriz. Gayet güzel. Anlaştık. Masa için süsleme yapmamızı ister misiniz? Balonlar, isim kartları. Böyle çok abartılı şeyler olmasın ama ufak tefek şeyler ekleyebiliriz bence. Hay hay. Peki yemek alacak mısınız? Tabii tabii. Yemek alırız. Ama pastayı ben getireceğim. Gel. Ömer Bey. Gelir gelmez yanıma gelsin demişsiniz. İşe patrondan sonra mı geliyorsunuz İpek Hanım? Tam mesai saatimde buradaydım. Aklınızda bulunsun. Asla işinize patronunuzdan sonra gelmeyin. Hala kahvemi içmedim. Hemen getiriyorum. Oğlum, İpek'le nasıl gidiyor? Ya şimdilik iyi. Yeni olduğu için zamanla öğrenecektir işi. Onu kastetmediğimi biliyorsun tabii, değil mi? Yani açık açık sor diyorsun sen yani, öyle mi? Tamam peki. İpek'le aranız nasıl? Kahveniz. Sedat Bey'le çok önemli bir toplantıya gireceğiz. Siz de bize katılacaksınız. Toplantı notlarını tutacaksınız. Ama yapabilir miyim bilmiyorum ki. Yapacaksınız İpek Hanım. Sizin işinizin bir parçası bu. Şimdi gidiyorsunuz, toplantı odasını hazırlıyorsunuz. Finansal raporlardan birer tane kopya çıkartıyorsunuz. Biz de Sedat Bey'le beraber geliyoruz. Peki Ömer Bey. Önce masayı hazırlayayım. Ne tarafta otururlar acaba? Bence bu tarafta otururlar. Kızım, alışabildin mi işine? Memnun musun bizden? Yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Sorduğunuz için teşekkürler Sedat Bey. Ne demek, kolay gelsin. İyi günler Sedat Bey. Hoş geldiniz Cevdet Bey. Teşekkürler. İpek Hanım, benim asistanım. Cevdet Bey, çok değerli bir iş insanı. Umuyorum kendisiyle çok yakında güzel projelere imza atacağız. Memnun oldum. Ben de. Buyurun, oturalım. İçecek bir şey alır mısınız? Bir şey almayayım, su yeterli. Peki. Evet, hazırsak başlayalım. Şimdi önünüzdeki dosyayı açarsanız önce oradaki rakamlardan başlayalım. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde büyüme oranımızı %30 olarak görüyorum. Mevcut konjonktüre uygun görünüyor Ömer Bey. Kılıç Holding şimdiye kadar bünyesine kattığı bütün şirketleri aldığı değerin çok daha üstüne sattı. Üstelik de... Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başka bir şey içmek ister misiniz? Su kafi. Siz başka bir şey ister misiniz? Yok kızım, sağ ol. Ömer Bey? Vallahi Ömer Bey çok şanslısınız. İpek Hanım çok ilgili ve çalışkan bir hanımefendi. Teşekkürler. Ben bu yıl tam 4 tane asistan değiştirdim. Öyle mi? Üstelik hepsi birçok dil bilen eğitimli insanlardı. Ama hiçbiri İpek Hanım kadar işini özverili ve severek yapmıyordu. Çok teşekkür ederim. Biz devam edelim isterseniz. İpek Hanım'ın büyüsüne kapıldık. Toplantıyı unuttuk değil mi? Yazdın mı kızım? Evet, yazıyorum. Cevdet Bey teklifimizi kabul edecek. Ar-Ge raporlarımızı incelerken yüzünü gördün değil mi? Oğlum bak, bu çok büyük bir iş, çok. Bu anlaşma olmayacak baba. Ne demek olmayacak? Oğlum adamı ikna etmek için o kadar uğraş verdik. Bu anlaşmayı yapmamak delilik. Ben son sözümü söyledim baba. Bu anlaşma olmayacak. Bundan sonra misafirlerin yanında hareketlerine dikkat edeceksin. Ben ne yaptım ki? Onu Cevdet Bey'e sormak lazım. O kadar büyülendiğine göre. Ömer oğlum. Sen karışma baba. Ben yanlış bir şey yapmadım Ömer Bey. Benim toplantıya girmemi siz istediniz. Ortada bir yanlışlık varsa sebebini bende değil, kendinizde arayacaksınız. İzninizle. Baba, o herifin İpek'e nasıl baktığını görmedin mi? Oğlum, kızın bir suçu yok ki. Adama su vermekten başka bir şey yapmadı. Korktuğum başıma geliyor Ömer. Seni bugünlere getiren o şey, kontrolünü yitiriyorsun oğlum, kontrolünü. Bu da hem sana hem de o zavallı kıza zarar veriyor. Ver oğlum. Ben yanlış bir şey yapmadım Ömer Bey. Benim toplantıya girmemi siz istediniz. Ortada bir yanlışlık varsa sebebini bende değil, kendinizde arayacaksınız. İzninizle. Buyurun Süheyla Hanım, masanız hazır. Kızlar şöyle geçin. Bir isteğiniz var mı? Şimdilik yok, teşekkürler. Süheyla'cığım, nereden buldun burayı? Çok şık bir yer. Ben de çok beğendim, hiç haberim yoktu. Ya böyle müzikli, danslı bir yer olsun istemedim. Sakin olsun, biz bize olalım istedim. Çok iyi düşünmüşsün hayatım. Ayrıca çok da güzel görünüyorsun. Evet, benim de gözümden kaçmadı o. Saç, makyaj, kıyafet. Var sende bir haller, hayırdır? Vallahi hayır mı, değil mi? Göreceğiz. Doğum günüme geliyorsun değil mi? Çok da uzanda değilim zaten. Otelin restoranına gelmen yeterli. Yani. İpek, iyi misin? İyiyim. Yüzün solgun gözüküyor. İstersen geç biraz dinlen. Aslında biraz başım ağrıyor. Dinlensem iyi olacak. Teşekkür ederim Mine. Lafı olmaz. Ne oldu Süheyla'cığım? Gözün sürekli telefonda. Bir haber mi bekliyorsun? Yani doğum günü kızıyım sonuçta. Bekliyorum tabii ki. Aa, geldiler. Selin'ciğim, hoş geldin. Süheyla ablacığım, iyi ki doğdun. Hoş geldiniz canım benim. Teyze hoşların bir tanesi. Evet, tabii ki en güzeli. Nice mutlu yılların olsun. Yeğenlerin en yakışıklısı. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Süheyla ablacığım, bunlar hediyelerin. Umarım beğenirsin. Neden zahmet ettiniz ama? Sadece siz gelseydiniz yeterdi benim için. Teşekkür ederim. Ozancığım, sen bir arkadaşım daha gelecek demiştin ama. Ya evet teyzoş. Peri gelecekti ama hastalandı. Ya bu yüzden de çiçek gönderdi sana. O da yoldadır. Çok geçmiş olsun. O zaman çiçek için teşekkürlerimi ilet. Bir de geçmiş olsun dileklerimi. Tabii. Hadi geçin bakalım. Ben de bunları böyle koyayım. Merhaba. Siz tanıştınız mı? Yok, tanışmadık. Benim arkadaşlarım. Merhaba. Merhaba. Yakışıklı yeğenim. Merhaba. Ve onun okul arkadaşı. Merhaba. Senin Romeo nerede peki? Gelir o birazdan. Hadi bakalım. Hadi ama teyze hoş, asma yüzünü. Mesajıma cevap vermedi Ozan. Vermediyse gelmeyecek demektir. Mesajına cevap vermediyse geliyor demektir. Yani gelmeyecek olsaydı yazardı değil mi? Öyle mi? Hı. Cidden buraya kadar gelmiş. Burnumun ucunda parti veriyor. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Benim bugün için bir planım vardı. Sana katılamayacağım. Doğum günün kutlu olsun. Umarım hayatta istediğin her şey olur. Ömer. Kötü haber mi? Ya bunu bana neden yapıyor? Ama bu haksızlık. Ya çok canımı yakıyor benim bu. Nereye teyze? O gelmezse ben giderim. Çok iyi geldi dinlenmek. Hadi sen de git biraz dinlen. Teşekkürler. Ben de bir çay içeyim. Ben hallederim. İpek. Buyurun Ömer Bey. Sen çıkmıyor musun daha? Mesai saatimin bitmesini bekliyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi hazırlanıp çıkabilirsin. Ben çalışma kanununa göre çalışıyorum Ömer Bey. Sizin her zaman değişen kaprislerinize göre değil. O yüzden mesai saatimin bitmesini bekleyeceğim. Buyurun. Ömer Bey'e bakmıştım. Ömer Bey odasında yok, az önce çıktı. Tam olarak ne zaman çıktı? 5 dakika bile olmadı. Muhtemelen otelden çıkmamıştır. İyi günler. Adam resmen benden kaçıyor ya. Özür dilerim. Niçin? Toplantıda yaşananlar için. Senin bir suçun yoktu. Evet, yoktu. İzin versene eve ben bırakayım. Hı? Hem yolda konuşuruz biraz. Demek hayatında biri varmış. Demek her şey bundanmış. şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim Ömer? Ne yapsan mutlu olursun? İpek. Ben seni dünyana ait değilim. Beni buraya sen getirdin Ömer. Misafirlerine iyi davranmam gerektiğini sen söyledin. Şimdi sonuçlarından beni mi sorumlu tutuyorsun? Benim yanımda çalışan kimseyle bu şekilde konuşulamaz. Bu gözle bakılamaz. Bunu yanında çalışanlara değil, birlikte iş yaptığın insanlara söylersen daha uygun olur bence. İyi günler. İyi günler Ömer Bey. Güzel kızlarım, şimdi soluyorsunuz ama bir gün yeniden açacaksınız. Anneniz hep çok iyi bakacak size. Kolay gelsin. Nasılsın İpek? İyiyim Ali abi. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Nasıl gidiyor Ömer'le? Alışabildin mi? Alışmaya çalışıyorum diyelim. Nasıl davranıyor sana? Canını sıkıyor mu? Herkese davrandığı gibi davranıyor. Aslında ben bana nasıl davrandığıyla ilgilenmiyorum. İşimi yapıp çıkıyorum. Gerisi ona kalmış. İyi yapıyorsun amcanın kızı. En iyisini yapıyorsun. Şirkette işler nasıl? İyi mi? Sanırım iyi. Daha bugün yeni bir anlaşma için toplantı yaptılar. Peki kiminle yaptılar biliyor musun? Neden sordun? İpek biliyorsun. Ömer bizi bitirmek için her şeyi yapıyor. İş dünyası. Eğer ben de onun ne yaptığını bilirsem önlem alabilirim diye düşündüm. Halil abi, ben orada sıradan bir çalışanım sadece. Benden ne istiyorlarsa, bana ne veriyorlarsa onu yapıyorum. Hem orası Ömer'in şirketi bile olsa sana içerideki bilgileri vermem doğru değil. Haklısın. Bize yakışmaz amcamın kızı. Doğru söylüyorsun. Neyse, ben seni daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Madem bu kadar çok seviyorsunuz, Allah size de bir tane versin İpek Hanım. Benim çocuğum da bana kalsın. İpek. Süheyla'cığım gel, hoş geldin. Süheyla, sana karşı çok mahcubum. İşin yoğunluğundan doğum gününe gelemedim. Kusura bakma. Boş ver. Zaten tam bir fiyaskoydu. Ben bu organizasyonu Ömer için yapmıştım İpek. Ama o gelmedi bile. Belki de seni dinlemeliydim. Peşini bırak demiştin bana. Ama nereden bilecektin canım? Doğum günü sonrası onunla konuşmak için gittim. Neden gelmediğini sordum. Önce hayatında biri var sandım ama öyle değilmiş. Bana üstüne basa basa hayatımda kimseyi istemiyorum dedi. O zaman unutmak zorundasın. Yani sana acı veriyorsa unutmak zorundasın. Zamanla İpek. Zamanla. Efendim Ömer Bey. Sana da günaydın. Bugün ilk iş olarak dışarıda bir toplantıya katılacağız. O zamana kadar evde çalışabilirsin. Ha bu arada şu dün bahsettiğin mailleri de atarsın, tamam mı? Peki Ömer Bey. Hazırladığımız evraklardan bir dosya hazırla. Toplantı yapacağımız adamlara vereceğiz. Ben sana birazdan konum atacağım. Saat 11 gibi attığım konumda ol. Oradan da beraber toplantıya geçeriz. Tabii. Görüşmek üzere. Günaydın. Sana da günaydın. Bir şeyler yedin mi? Hayır, aç değilim. Simitçi! 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 Gerek yok. Aç değilim. Teşekkürler. Ayran da. Üstü kalsın. Mevzu bu yani. Neslihan Hanım İpek Hanım'ı merak etmiş. Bize emanet diyor. Ama merak etmekte haklı, baksana. İşe gidiyorum diye çıkıp kiminle buluştu? Sahi bu adam kim? Sen tanıyor musun? Bak, bunlar aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söz. İpek Hanım'ın eski kocası. İpek Hanım evleneceği gün nikaha basmıştı. Tabii ya. Halil Bey onunla görüşüyor diye zaten İpek Hanım'ı konaktan atmıştı. Hı. Aşıklar demek ki hala. Sırf o yüzden mi gizli gizli görüşebilmek için çiçekçide çalışıyorum diyor acaba? Bilmem. Yazık ama kadına ya. Yani sevdiğini görebilmek için bin bir zorluğa katlanıyor. Aşk böyle bir şey demek ki. Nasıl bir şey demek ki? Uğruna her şeyi göze alabileceğim bir şey demek ki. İpek, bu yorgun, kederli halinin sebebi ben mi? Yoksa başka bir şey mi? Bence siz kendinizi fazla önemsiyorsunuz Ömer Bey. Ben sizin sıradan bir çalışanınızım sadece. Benim için endişelenmeyin. Neyin var İpek? Bahar için çok endişeleniyorum Ömer. Ne oldu? Bahar'a bir şey mi oldu? Durduk yere yalan söyleme huyu çıktı. Bir de dün gece yanımda uyumuş. Yanında mı uyumuş? Uyandığımda yanımdaydı. Sürekli gergin, mutsuz. Onu bir doktora götürmek istiyorum. Bak İpek, bunlar ciddi şüpheler. Konuştun mu annesiyle? Bahar annesinden çok korkuyor. Yani bence asıl sorun da bu zaten. Evet biliyorum, çok acımasızca bir şey söylüyorum ama bunun sebebi annesi olabilir. Bahar bu yaşadıklarını hiç hak etmiyor. Şimdi biz annesi ve Bahar istediği sürece onların hayatına müdahalede bulunabiliriz. Yani dışarıdan varsayımlar üzerine müdahale yapmak ileride daha büyük sorunlara sebep olabilir. Belki de haklısın. Neyse, toplantıya geç kalıyoruz İpek Hanım. Dosyayı hazırladın değil mi? Dosya... Peki bu gördüklerini söyleyecek misin Ahmet? Ben sadece bana söyleneni yaparım Filiz. Benim görevim bu. Ben olsam söylemezdim. Ya baksana, aşkları için her şeyi göze almışlar. Ya sen söylediğinde bir daha birbirlerini göremezlerse? Gidelim Filiz. Sen hayırdır Süheyla'cığım? Ektim bugün işi gücü, hı? Ektim. Kendime kafa izni verdim. Ne oldu? Bir sorun mu var? Kafa izni verdin. Bunu benim sormam lazım. Ne oldu Süheyla, bir sorun mu var diye. Sen normalde işkoliksin, ekmezsin. Ne oldu? Ay abla, başlama Allah aşkına ya. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey Süheyla? Aman, neyse seninle uğraşamayacağım zaten. Derdim başımdan aşkın. Ahmet de gelmedi. Ahmet ne alaka? İpek'in peşine taktım Ahmet'i. Abla. Hiç öyle abla mabla deme. İpek yalan söylüyor. Çiçekçide falan çalıştığı yok onun. Sen de hemen bir soruşturayım dedin değil mi? Ya İpek niye sana yalan söylesin ki? O yapmaz öyle şeyler. Süheyla, senin bu İpek'e aşırı güvenmelerin falan kabak tadı vermeye başladı ha. Kimseye fazla güvenme. Hele İpek'e asla. Ahmet. Neslihan Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Konuş konuş. Süheyla'nın her şeyden haberi var. İpek ne yapıyormuş bütün gün? Bütün söyledikleri yalan mıymış? Ne yalan mıymış Neslihan abla? Ne yalan mıymış Neslihan abla? Neden bahsediyorsunuz? Ben dediğinizi yaptım Neslihan Hanım. Hı hı. Ama ortada sizin tahmin ettiğiniz gibi bir durum göremedim. Müsaadenizle. Neler oluyor Neslihan abla? Bir şey olduğu yok İpek'ciğim. Her zamanki ablamın vesveseleri işte. İpek bir konuşsun da vesvese mi değil mi anlarız şimdi. Ahmet senin çalıştığın çiçekçiye gitmiş. Burada öyle biri yok demişler. Karıştırdı herhalde. Orada birden fazla çiçekçi var. Hı. Sen öyle diyorsan öyledir. Zaten niye yalan söylesin ki? Değil mi? Sorgulamanız bittiyse ben odamda bir şey unuttum. Onu almak için gelmiştim aslında. Akşama bir organizasyon var. Kolay gelsin İpek'ciğim. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım sen affet beni. Nasıl bu kadar yalanlar içinde kaldım ben? Özür dilerim, beklettim. Hemen geliyorum. İpek, hala bekliyorum. Ne oldu, bir sorun mu oldu? Aslında... Aslında ne? Evet. Bir şey yok. Dosyayı alıp hemen geliyorum. 10 dakikaya yanınızdayım. Tamam. Bir sorun olmuş. Yok bir şey. Dosyayı unuttuğum için de sizi beklettiğim için de özür dilerim. Ne oldu? Gitmiyor muyuz? Gitmiyoruz. Belli ki bir sorun olmuş. Sen anlatıncaya kadar da gitmiyoruz. Ne oldu? Sen beni içine düşürdüğün durumun farkında mısın Ömer? Evdeki herkese yalan söylemek zorunda kalıyorum. Yengeme, Ozan'a, Neslihan ablaya, Süheyla'ya. Üstelik beceremiyorum bile. Evdeki herkes beni çiçekçide çalışıyorum zannediyor. Neslihan ablam şüphelenmiş. Orada çalışmadığımı öğrenmiş. Yalanımı yalanla kapatmanın benim için nasıl bir yük, nasıl bir azap olduğunu biliyor musun? Şu anda burada benim yanımda olduğuna göre demek ki yalan söylemeyi gayet iyi becermişsin. Hayatta yalan söylemekten daha büyük yükler vardır. Umarım onlarla tanışmak zorunda kalmaz. Önce kahvemi hazırla. Bugünkü iptal olan toplantı için yeni bir gün belirle. Orhan Bey'e torun için tebrik çiçeği gönder. Ha bu arada bugünkü toplantı için hazırladığın dosyayı odama istiyorum. Herhangi bir randevun varsa akşam için iptal et. Çünkü gece çok geç saate kadar çalışacağız. Bugün de mi? İş dünyası böyle İpek Hanım. Alışın bunlara. Geç saatlere kadar çalışmaya, yorgunluğa. Sorun yorgunluk değil Ömer Bey. Evdekilere geç saatlere kadar çalıştığımı açıklamak gerçekten çok zor oluyor. Siz bir yalan bulursunuz. Nasıl olsa söylemediğiniz şey değil, değil mi? Gel. İstediğiniz gibi yeni toplantı tarihlerini belirledik. Orhan Bey'e tebrik çiçeği yollandı. Sabah istediğiniz dosyalar da burada. Teşekkürler. Çıkabilirsin demedim. Buyurun Ömer Bey. Başka? Laptop açar mısınız? Yatırım şirketi bazı şirketlerin borsa analizlerini yollamış. Verileri önceki aylarla karşılaştıracağız. Ama benim resepsiyonda işim var. Kaldır, kaldır. İnsan gördükçe yiyor. Saat kaç oldu? Hala İpek ortada yok. Nereden çıktı bu iş? Aman anneciğim. Akşama kadar evde oturuyordu zaten. Biraz değişiklik oluyor. Bırak çalışsın kız. Canım ihtiyacı mı var? Hem bu saate kadar iş mi olurmuş? İyi oldu anneciğim, iyi oldu. Onun için de iyi oldu. Bir değişiklik oldu. Anneciğim, organizasyon mu ne varmış? Böyle sabah bir şeylerden bahsediyordu ama düğün çiçeği mi yapacakmış, neymiş? Ben de anlamadım ki. Yok yok, ben merak ediyorum. Arayacağım. Dünyanın bin bir türlü hali var. Anneciğim, bizim çalışanlarımız da hala şirketteler. Çalışmak öyle kolay mı? Sizin için taksi çağırmamı ister misiniz? Gerek yok. Umarım otelimizden memnun kalmışsınızdır. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür. Yine bekleriz. Efendim yengecim? İpek, merak ettim kızım. Neredesin? Yengecim merak etme. İş uzadı biraz. Biter bitmez taksiye atlayıp geleceğim. Kızım nasıl merak etmem? Aklım sende. Böyle geç saatlere kadar çalışman hiç içime sinmiyor. Kusura bakmayın, geceleri çalışamam dersin, olur biter. Yengecim daha yeni başladım. İlk günden nasıl söyleyeyim? Biraz zaman geçsin düzene girecek zaten. Organizasyon şirketinin aracı yolda kalmış. Bir taksi çağırır mısınız? Hemen çağırıyorum. Taksi mi çağırıyorsun? Ne organizasyonuymuş bu? Yanındaki kim? Yengeciğim organizasyon bitti de taksi çağırıp geliyorum hemen. İyi bari tamam. Hemen eve gel, kendine de dikkat et. Bay bay. Kusura bakmayın, hemen çağırıyorum taksinizi. Bir taksi alabilir miyiz lütfen?